Polis şiddeti giderek artıyor ne yazık ki. Bu nasıl bir müdahale? Polislerin eğitimi var ama zor kullanma yetkisini aştıkları ortada. Hem sadece o kişiye değil, yanındaki annesine de tekme tokat girişmek nedir? Acı olan bir diğer konu da sosyal medyadaki illaki yapmıştır bir şeyler, hak etmiştir yorumları oldu gördüğüm. Bir kişinin suçu ne olursa olsun polisin vatandaşa şiddet uygulaması ve küfür etmesi suçtur. Polis bir suç varsa suçluyu etkisiz hale getirir, yakalayıp yargıya teslim eder, hukukun uygulanmasını sağlar. Bu kadar. Bakalım bizler bunu anlayabilecek seviyeye ne zaman geleceğiz? Sayın seyirciler, günün en güzel haberi diyebilirim. SMA hastalarının aileleri aylardır, yıllardır tek umutları olan gen tedavisi için mücadele veriyor. Sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışındaki o pahalı tedaviye yeşil ışık yaktı. Tamam, alacağım. Ben Abdülkerim için tam 17 aydır savaşıyorum. Çocuğumu kurtarmaya çalışıyorum. İlacını alırsa iyileşme şansı var. İlacını alsın istiyorum. Son 3-4 aydan bu yana özellikle bazı hasta gruplarında faydalı olabileceğiyle ilgili yayınlar çıkmaya başladı. Sanırım bakanlık nezdinde de bir ikna oluş, bir farkındalık oluşmuş durumda. Ne yazık ki bu çok geç oldu. SMA'lı çocukların ailelerinin yıllardır beklediği gen tedavisiyle ilgili ilk kez bir umut doğdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilacın etkinliğiyle ilgili yayınlar çıkmaya başladığını söyledi. Oysa aileler aylardır gen tedavisi alıp iyileşen bebekleri emsal gösteriyordu ama sesleri duyulmuyordu. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. 3 Ocak'ta son nokta konulmuştu gen tedavisi için. Bilimsel veri yok denilmişti. Yurt dışında 2,5 milyon dolara mal olan ve tek umut olan tedavi için aileler kampanyalara mahkum kalmıştı. Bu süreçte çok sayıda çocuk da ne yazık ki hayatını kaybetti. Çünkü o parayı toplayabilmek çok zor. Bizden istenilen 2 milyon 200 bin dolar gibi bir miktar. Bu parayı toplayıp Abdülkerim'i ilacına kavuşturmak istiyorum. Bir kampanya başlattık. Kampanyamız şu anda %54'te. Yani istenilen paranın yarısı toplandı, yarısı hala bekliyor. 17 ayda kampanyanın henüz yarısına gelebildi SMA hastası Abdülkerim'in ailesi. Çünkü Türk lirası olarak topluyorlar ve dolardaki her artışla kampanyaları da başa dönüyor. Sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ailelere en umutlu haberi verdi. SMA için özel bilim kurulu gelecek hafta toplanmış olacak. Bu ilacın hangi hastalar için kullanılabileceğini, uygunluğunu tespit ederek bunu da ilan etmiş olacağız. Dünyada rüştünü ispat etmiş, onay almış tedavinin ülkemizde de kapsama alınması için bir an önce buradan çağrımızı tekrardan yenilemiş oluyoruz. SMA Benimle Yürü Derneği bir kez daha çağrıda bulundu. Çünkü onlarca çocuk için vakit çok dar. Gen tedavisinde kilo ve yaş kriteri var. Kilo alacak ve tedavisini alamayacak diye çok korkuyoruz. Çok az zamanımız kaldı. Evladımızı tedaviye götürebilmek için desteğinize ihtiyacımız var.